Buluttan Sohbetlere tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sayın Mehmet Doğan, Gazday Enerji Danışmanlığı ve Bilgi Servisleri Şirketi. Burada aslında CEO ve yönetici olarak görev yapıyorsunuz ama geçmiş eğitiminize, öğrendiğinize baktığımız zaman makine mühendisi ve akışkanlarla ilgili çalışmalarımız var. Benim o ilgimi çekti. Niye? Çünkü biz aslında meteorolojiden, yani bir meteoroloji şirketi olarak akışkanlar konusuyla ilgiliyiz. Ama sizinki daha farklıydı. O ilk zamanlarda neler yaptığınızı merak ediyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğinden sonraki dönemde. Aslında ben mezun olduktan sonra daha çok petrol ve doğalgaz ya da hidrokarbonlar dediğimiz gaz veya sıvı cinsi yakıtların üretim tesislerinde veya taşınmasında veya dağıtılmasında gibi değişik konularda, yani değer zincirinin hemen hemen her alanlarında uzun süreler yapımında çalıştım. Daha sonra 2001 yılında bu işin ticari fonksiyonlarının da içine dahil oldum. 2010 yılında da artık yeter dedim. Yani gördüğüm, bildiğim, biraz da anlatma zamanı geldi dedim yaşımdan dolayı. Ve işte 2011 yılında danışmanlık yapmaya karar verdim. O yıldan bu yıla da aynen devam ediyoruz. Yani bu mekanik olarak üretiminde de bulundunuz değil mi? Evet. Yani hesapta da, projesinde de çalıştım. Yani projelendirmesinde de, çünkü meteorolojiyle biraz daha tabii farklı bir durum. Biz kapalı alandaki, yani bir şey sıkıştırmış kontrollü alandakilerimiz. Meteoroloji çok çok daha zor. Eren işte bu buluttan da tanıştığım bir arkadaşımız. Ondan çok uzun seneler sohbetimiz oldu. Çok keyifli bir, Allah rahmet etsin, çok keyifli bir insandı. Ve bana anlattığı, yani ondan aldığım dersler diyorum. Çünkü bana ders verdi. Herkesi dinlemek lazım. Çok değerli bilgileri olan bir insandı. O da mesela bu hava tahmininin uzun vadede neden kestirilemeyeceğini anlattığı zaman o zaman anlıyorsunuz. Yani o eğrilerin nasıl değişkenlik gösterebileceğini, nasıl farklı olabileceğini, ama kısa dönemde ciddi anlamda şeyleri gözlemlemek mümkün. Onu da sağ olsun ondan öğrendim. Enerji konusuna ve meteoroloji konusuna girmemek mümkün değil değil mi? Bu meteorolojiyle ilgili, düzeltiyorum, enerjiyle ilgili bir sektör ve ilgili çalışıyorsak, konuşuyorsak meteorolojik veriye bir yerde ihtiyacınız oluyor değil mi? Her şekilde ihtiyacın oluyor. Yani her zaman ihtiyacın oluyor. Çünkü bunun her aşamasında, yani yapım aşamasında da ihtiyacın var. Çünkü işte yaptığın yerdeki rüzgarın maksimum ya da hava sıcaklıkları. Bir kere hava sıcaklıkları bu elektrik üretim santralları için çok önemli. Çünkü verim düşüyor. Çok basit aslında. Hava sıcaklığı arttığı zaman yanma odasına giren oksijenin miktarı azalıyor. Dolayısıyla daha, hani ciğerlerine daha az oksijenin girmesi gibi hissedebilirsin. Evet. Daha az elektrik üretiyorsun, verimin sadece düşüyor. Sadece sıcaklık artışı olsa bile değil mi? Tabii sadece sıcaklık artışı olsa bile, ki bunun yani rüzgar enerjisi var, güneş enerjisi var. Ya yani her konuda aslında hava enerjinin bir numaralı girdisi, input'u diyebiliriz. Şöyle bir şey var. Geçtiğimiz aylarda siz Türkiye'de meteorolojiyle ilgili iyi bir temsil göremiyorum ya da meteoroloji konusunda bir sıkıntı var dediniz ve ben duymadım, birinden duydum. Hüseyin, Mehmet Doğan Bey'i tanıyor musun? Böyle bir biz de bunun üzerine geldik efendim, meteoroloji şirketi olarak aslında ciddi olduğunu gösteriyor. Neden böyle söylemiştiniz Mehmet Bey? Ya şöyle, bu yurt dışında bizden daha çok önem veriliyor hava durumuna. Yani yabancı şirketlere baktığımız zaman onlar her sabah bir sabah konuşması mı dersiniz? Kendi aralarında morning talk diyorlar. Bütün işler başlamadan önce işte sabah herkes toplantıya girdiği zaman ilk meteoroloji anlatılıyor. Ve hava durumu gerçek anlamda çok çok etkili. Bu kış için de şunu söyleyebilirim. Ben uzmanı değilim, meteoroloji uzmanı değilim, ama uzmanlarla çalışmaya çalışıyorum. En azından fikirlerini dinliyorum. Çünkü o fikirler çok önemli benim için. Özellikle Türkiye'nin de enteresan bir ülke Türkiye. Yıllara sari salınımları var hava durumu anlamında. Her kış soğuk geçmiyor. Ilıman geçen kışlar var. Soğuk geçen kışlar var. Bunların beklentisi bile sizin enerji arz güvenliğiniz açısından çok önemli. Buna çok kısa bir örnek vereceğim. Mesela ılıman geçen bir kış döneminde sizin 100 metrekare standart bir eviniz, ki onun üzerinden hesaplar genelde yapılır,
yaklaşık 837 metreküp doğalgaz tüketmiş geçmişte Türkiye'de yılda. Yılda. Ama zaten bunu ilk 6 ayda tüketiyorsun. Yani işte Kasım'dan Mart'a kadar tüketiyorsun. Ama soğuk geçen bir kışta, ardışık soğukların yaşandığı bir kışta bu rakam 1100'lere kadar çıkabiliyor. Yani inanılmaz bir farklılık yaratılabiliyor. Bu farklılığa eğer hazır olmazsanız, ki bizim bu kış yaşadığımız buydu. Yani böyle bir soğuk kışa hazır değildi Türkiye. Oraya gelecektim. Evet. Bu kış neden bu kadar önemli bir kriz yaşadık? Sizin açıklamalarınızı takip ettik çünkü. İşte bazı tesislerin, sanayinin topyekün enerjisi kesilmek üzereydi. Ne oldu o ve biz oradan kurtulduk mu o krizden? Ya şöyle bir kere Türkiye'nin özelinde baktığınız zaman Türkiye özellikle İstanbul bölgesi kritik bölgelerden bir tanesi. Neden? İstanbul nüfus yoğun, sanayi yoğun. İstanbul demeyelim de Marmara bölgesi olarak konuşalım. Sanayi yoğun bir yer ve buradaki sıcaklık aslına bakarsanız çok stabil bir durumda değil. Yani böyle Sibirya'da çalıştım ben mesela. Orası işte soğuksa hakikaten Mayıs'ın sonuna kadar soğuk olur. İstanbul öyle bir şey değil. İstanbul'un gelgiti çok fazla. Yani İstanbul'da bir anda işte -2 dereceyi görüyorsun ama yarın sabah bir kalkıyorsun hava 9 derece falan. Böyle çok kestirilmesi kolay bir bölge değil Marmara bölgesi. Onu sizler daha iyi bilirsiniz. Nasıl üzerinde bir hava akışları var vesaire. Tam olarak bilmiyorum ama havanın kestirmesi çok kolay değil. Ama İstanbul'u ve Marmara bölgesini ben hava durumu veya meteoroloji anlamında baktığım zaman benim değerlendirmelerim şuna dayanıyor. Ardışık soğuk yaşama durumu. Hep onun üzerinden ben çalışmalarımı yaparım. Ortalama sıcaklığı bile o kadar dikkate almam. Çünkü ardışık sürekli bir soğuk sizde kalıcı oluyorsa bu sefer tüketim inanılmaz derecede günlük olarak artıyor. Ve o günlük tüketimi siz temin etmekte zorlanmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla tabii burada şey de var. Cumartesi pazar etkileri de var. Mesela ardışık derken hep şuna da dikkat etmek lazım. Bu ardışık soğuk cumartesi pazara denk geliyor mu? Çünkü pazara denk gelen bir ardışık soğuğun o kadar çok büyük bir önemi yok. Çünkü pazar günü tüketimin düştüğü bir zaman. Sanayi işte daha az çalışıyor vesaire. Ama evet bu kış benim hesaplarım şunu gösteriyordu. Benim önceden uyarılarım da bu yöndeydi. İşte 2012'de 16'da çok soğuk kışlar yaşadı Türkiye. Ben de bunu 2020-21'de bekliyordum açıkçası. 4 senede bir soğuk yaşadığımızı düşünüyorum. Aynı şey su durumu için de geçerli. De geçen sene çok kurak bir kış yaşadık biz. Bu sene daha sulu bir sene yaşıyoruz. 2019'da kulaklarımızdan su fışkırdı. Her taraftan su geliyordu. Dolayısıyla su durumu da çok önemli çünkü sudan da elektrik üretiyoruz. Onun da geçen sene bir de su da yoktu. Üst üste çakıştı bu ikisi. O yüzden çok ciddi sıkıntılar Türkiye yaşadı. Yani yağış rejimindeki ufak değişiklik hidroelektriği tamamen yavaşlatabiliyor değil mi? Tabii. Sadece o da değil. Yani biliyorsunuz burada meteoroloji olarak bakarken belki biraz da iklimsel olarak da bakmak lazım bu konulara. Sadece su rejimi, evet bölgesel de bakmak lazım. Su rejimindeki değişikliği de şöyle izah etmek lazım. Diyelim ki kar yağdı ve sizin nehir tipi hidroelektrik santrallarınız var. Kışın kar yağıyor. Bu kar nasıl eriyeceği bile aslında çok önemli. Karın nasıl eriyeceği. Yani havalar birdenbire ısınıp kar çok hızlı mı eriyecek? Yoksa havalar çok regüler, kademeli bir şekilde soğuyup size sürekli bir su debisi mi sağlayacak? Bunların hepsinin çok önemi var. Hatta yabancılar bu konularda işte çok geçmişe yönelik bilgi tutuyorlar. Dağlardaki kar kalınlıkları, o karın yoğunlukları, işte promptlar, sürekli örnekler aletler olarak tutuyorlar. Gelen havzalara su verilerini sürekli modelliyorlar vesaire. Ve bunu çok daha iyi ve net kestirebiliyorlar. Çünkü orada da büyük bir salınım var. Evet. Yani o kadar büyük bir salınım var ki birdenbire hani doğalgaz tüketiminiz işte hatırlarsınız 2019'unda 44'e düştü. Hiç çok suyunuz olduğu zaman. 2014'ünde 44 milyara düştü. Çünkü hidroelektrikten tabii daha fazla sağlıyorsun. Çok fazla suyun geliyor. Ama susuz olduğumuz işte geçen sene, suyun olmadığı geçen sene 60 milyara çıktı. Şimdi bakarsan yani bir tabii yani 44'ten 60'a arasındaki rakamı
nereden bulacaksın bu gazı, bu nasıl temin edeceksin vesaire, bunlar çok önem kazanıyor hava durumunu. Doğru bildiğin zaman tabii bunlar da avantaj sağlıyorsun. Elektrik fiyatını tahmin ediyorsunuz. Bir forecast durumu var. Baktım geçmişte de çalışmalarınıza, şu anda da öyle galiba değil mi? Meteoroloji de bir forecast konusu, yani uzun vadeyi tahmin edebiliyor aslında, ama sizin gördüğünüz güvenilir hava tahmini vade olarak kaç gün mesela sizin bu sektörde tecrübelerinize göre ya da işbirliği yaptığınız? Ya benim yanlış anlama, benim Eren Kısmet'ten öğrendiklerim var. Yani o meteoroloji kısa vadede kesinlikle güveniyorum. Yani bu kısa vade dediğim şey, evet, benim gördüğüm kadarıyla tabii 3 günlük çok kesin değerler verebiliyor. Bir hafta olunca biraz daha azalıyor. İşte 15 gün vesaireye gittiği zaman o spagetti, benim yaptığım makarnalar gibi eğriler karışmaya başlıyor benim anladığım kadarıyla. Oralarda çok kolay değil. Ama çok daha uzun vadeli genel tahminler bile bence daha önemli hale gelebilir. Yani işte evet, Türkiye'nin yaşayacağı ardışık kış durumunun şeyleri, süreleri veya su durumunun su durumu evet, gibi genel kavramlar bile yıllık bazda bile çok çok önem kazanır. Bunların sıcak hava dalgaları da. Evet, sıcak hava dalgaları, bunların hepsi çok çok önemli. Yani bizim bütün tahmin modellerimiz aslında fiyat tahmin modellerimizin tamamı şeye dayanır. Yani meteorolojiyle ilintili. Oradan aldığımız bilgileri yerleştirmek zorundasınız. Bu şey de çok fazla değişmeyebilir. Yani mevsimsellik anlamında değişir, günlük anlamda rüzgarda değişir, ama hani toplamdaki rüzgarın verdiği verimlilik anlamında çok fazla etkisi olmuyor. Fiyat anlamında tabii var, ama evet, yıllık genel planlamada rüzgarda çok büyük etkisi olduğunu söyleyemem. Hani bu yıl rüzgar santralları ne kadar üretir hesaplarken 3 aşağı 5 yukarı tutar. Ama o ay, o gün vesaire gibisinden detaya evet, girdiği zaman orada tutturma şansın yok. Evet. Güneşte de çok yıllık bazda değişmez. Çünkü Türkiye'nin ışınlanma güneş şeyi belli. Fakat suda çok büyük etki yapıyor. Yıkıcı etki yapabiliyor suda. Suda. Yani iklimin aslında yavaş yavaş değişiyor olmasıyla beraber Türkiye'de mesela bir tropikal iklime hafif hafif kayış başladı. Akdeniz'e baktığımız zaman eskiye göre daha sıcak. İşte yangınlar vesaireyi de görüyoruz bütün Akdeniz şeridinde, sadece Türkiye'de de değil. Dolayısıyla yavaş yavaş bu tropikalleşmeyle beraber enerji kullanım alışkanlıklarında da muhtemelen değişim olmaya başlayabilir gibi geliyor bana. Kışın özellikle mesela belki averaj olarak baktığımızda eskiye göre yavaş yavaş daha sıcak olmaya başlayacak. İşte sizin dediğiniz gibi belki yağıştan dolayı biraz daha kurak olmaya başlayacak. Hidrosantraller için bu daha verimsizlik anlamına gelecek. Ya bu yavaş yavaş bu iklimin aslında değişmesiyle ilgili ve enerjiyle ilgili arada ne gibi düşünceleriniz var? Ya şöyle, bu bir kere uzun vadede bu söylediğin son derece doğru. Yani bunu gözlemliyoruz artık. Yani çok geçmiş yıllardaki su analizlerine baktığın zaman ve bunu çok ileriye doğru götürdüğün zaman suyun giderek kıymetlendiğini ve giderek azaldığını, yağış anlamında veya oradan üretebileceğin enerjinin giderek azalacağı yönünde tahminler var. Ve bu tahminler de geçmiş verilerle doğrulanabiliyor. Maalesef bu çok iyi bir durum değil bizim için. Enerji kullanımımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Biliyorsun ya, bu şekilde dünyanın devam etmesi pek mümkün değil, gözükmüyor. Mutlak surette bizim yakma dediğimiz olayı, ateşle aslında biz enerji üretiyoruz bugüne kadar. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına kaymamız gerekiyor. Ama burada da en büyük sıkıntı, yenilenebilir enerji kaynaklarında karşında sözleşme yapabileceğin, mal garantisi veren birisinin olmaması. Yani kimse sana rüzgarın, yarın ben sana şu kadar megawattlık rüzgar vereyim dememesi. Demeyince bizim de bu elektrik kesilmesin abi hiçbir zaman alışkanlıklarımızdan vazgeçmememiz nedeniyle onun mutlaka kontrollü yakıtlarla desteklenmesini gerektiriyor. Bu işte zaman zaman doğalgaz oluyor. Eğer su varsa hidroelektrik santralları oluyor. Ama biz daha hala henüz kömürden dahi kurtulamadık. Yani bırakın daha doğalgazı konuşmayı, dünya çok ciddi anlamda hala kömür tüketiyor. Ve bu tüketimlerin devam etmesi bize gene karşılığında iklim sorunlarını birlikte getiriyor. Mutlaka yenilenebilir enerjiye geçmek ve enerji depolama sistemlerini geliştirmek lazım, ama şu an için hali hazırda maalesef böyle çok iyi, pratik, güzel bir çözüm henüz yok. Geliştirilmesini bekliyoruz. Çok da kolay bir şey değil, çünkü elektriğin keşfinden beri daha henüz elektrik depolama teknolojisi gelişmedi. 1700
küsurlardan biri bulunamamış bir şeyi biz şimdi 30 yıl içerisinde bulmaya çalışıyoruz. Tabii işte diyoruz ki büyük ölçekli bataryalar yapalım ama o bataryalar bu sefer işte madenler bilmem neler falan filan devreye giriyor. İşte güneş yapıyoruz iyi bir şey ama o güneşin fazla ürettiği elektrikten bir şey depolamamız lazım. Ya hidrojen olabilir ya da tekrar metan döngüsü kuracak başka yapılar üzerine çalışılabilir. Ama şu an için hali hazırda bir de üstüne üstlük dünyanın karşı karşıya kaldığı enerji krizleri, bölgesel savaşlar, Rusya, Ukrayna vesaire, bunları filan hepsini ortaya koyduğu zaman maalesef dünya bu konuda çok ortak akıllı hareket etmiyor ve görünüşte hiç iyiye gitmiyor açıkçası. İklim kriziyle ilgili, ısınma ile ilgili popyekün hareketi göremiyoruz. Sizce görebileceğiz mi? Benim düşünceme göre görmemiz o kadar kolay değil. Yani bunun sebebi insanların kendi lüks ve alışkanlıklarından vazgeçmesi gerekiyor. Yani şunu söyleyebiliyor muyuz hep beraber? Şu soruyu sormamız lazım. Tamam, bugün dünyada bu henüz enerji depolama teknolojileri yeteri kadar gelişkin değil veya dünyada bunlara yatırım yapacak kadar para yok. Biz günde 2-3 saat elektrikle idare edebiliyor muyuz? Bu sorusunu kendimize sormamız lazım. Bunun cevabı bana göre hayır. Yani insanlar bu 24 saat kesintisiz elektriğe ve enerjiye alıştıkları için buradan geri dönüp daha hani nasıl söyleyeyim basit bir yaşama geri dönüş yapmaları çok kolay değil. Dolayısıyla biz hala işte kömür yakmaya devam ediyoruz. Bunu durduralım desen hani kömürden bir an önce vazgeçelim desen bunun yerine bir şey koyman gerekiyor. Ya da ya elektriksiz kalacaksın ya yerine bir şey koyman gerekiyor. Yerine koyduğun şeyin ne olduğu bu sefer soru işareti oluyor. Ne olacağı, onun dünyayı ne kadar kirleteceği veya onun o kadar potansiyelinin olup olmadığı gündeme geliyor. Nasıl becereceğiz bilmiyorum ama ortada ciddi anlamda da bir sorun olduğu kesin. Çünkü halkın alım gücü de bu dönüşüme ne kadar yeterli onu da kestirmek güç. Pek öyle gözükmüyor. Çünkü fiyatların artması kaçınılmaz olacak. Ona ne kadar dayanabilir insanlar onu bilmiyorum bu dönüşümde. Yani yenilenebilir enerji santralleri ve üretim tesisleri artıyor ama bu tüketime yetişemiyor. Yani o aradaki fark açılıyor mu, kapanıyor mu? Ya şöyle şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarının yerine koyabilecek yani o gittiği zaman yerine koyabilecek bir şeyden bir şeye ihtiyacın olduğu sürece bu sistemin düzelme şansı yok. Yani örnek vereyim. Şimdi güneşçiler beni çok linç ediyorlar bu arada ama etmesinler. Aslında bu çok temel bir durum. Bütün Avrupa'daki iletim operatörlerinin de temel sıkıntılarından bir tanesi. Çünkü güneş sizi aslında suyun olmadığı durumlarda daha fazla fosil yakıtlara bağlıyor bugün. Neden? Çünkü saat 6-7 gibi elektrik enerjisi, yani güneşten sıfır üretiyorsun ama o saatte senin elektriğe ihtiyacım var değil mi? Şöyle düşün. Diyelim ki biz bütün elektriğimizi güneşten yaptık. Hiç başka bir şeyimiz yok. Tamam mı? O zaman biz gece değil mi? Elektriksiz oturacağız. Sabah hafif hafif 3 lamba yakabileceğiz. İşte öğlen 12-1'de lambaları full açacağız. Bir de bunun mevsimselliği de var. Ocak ayında farklı. Temmuz-Ağustos ayında farklı. O zaman ya depolama yapman lazım. Bu güneşten çok yapıp fazlasını bir şekilde depolayıp gece kullanabilecek hale getirmen lazım. Bu yok henüz dünyada. Artı o bataryaların da 10 yıllık filan ömrü var. Yani o kadar maden var mı o da ayrı bir tartışma konusu. O zaman o güneş gidince yerine bir şeyi koyman gerekiyor. Yani 40 bin megawatt güneş yaptın diyelim biz 40 bin megawatt tüketiyoruz. 40 bin megawatt gittiği zaman gece 40 bin megawatt bir şey çalıştırman gerekiyor ki elektriği kesintisiz kullanabiliyor. O zaman da bu sefer fosil yakıtlara bağlılığın devam ediyor. Güneş enerjisi sonuçta bir şeyi yakmadığı için bir şeyle ilgili, evet, karbondioksitle ilgili herhangi bir emisyonu yok. Dolayısıyla hani bizim için tercih edilen bir yakıt türü. Fakat tercih edilen yani enerji üretmesi anlamında çok güzel ama o enerjiyi bizim istediğimiz gibi üretmesi konusunda sıkıntılar var. Aynı şey rüzgarda da geçerli. Yani rüzgar enerjisinin ne zaman eseceğini kimse bilmiyor. Burada yakıt türlerinde iki tanesi sadece kontrollü. Bir tanesi rezervuarlı barajlar. Yani onu da musluğunu açtığın zaman anında elektrik üretebiliyorsun. Diğeri de doğalgaz santralları. Onu da gazına bastığın zaman araba gibi birdenbire devri arttırıyorsun. Kömür santralları bile bunu yapamaz. Nükleer santrallar da bunu yapamaz. Çünkü onlar bazlık çalışır. Yani kömürün elektriğini arttırıp azaltamaz. Kömür aynı. Ne veriyorsa aynı sabit hızda giden bir araba gibidir.
Nükleer enerji santralları da aynı şekilde sabit hızda giden bir araba gibi üretirler. Bazlık üretirler ama iniş kalkışları, işte rüzgar santralları devreden, rüzgar bir anda durdu, onun yerine bir şey koyabilmen için mutlaka kontrollü yakıt kullanman lazım. Kontrollü yakıtlarda şu anda dünyada üzerinde çalışılan projeler, işte metanol olabilir deniyor, amonyak olabilir, işte hidrojen olabilir. Bunlar hep konuşuluyor. İşte yer altında. O jeotermal de şey, baz yük. O da çünkü aşağıdan hep sabit çıkıyor. O da bir, belirli bir kapasitesi var. Yani Türkiye neredeyse kapasitesinin sonuna geldi. Çok fazla bundan sonra yapıp da üretebilecek bir durumda değil. Fakat bu şeylerde, yani bu iki yakıt türün haricinde bu yeni teknolojiler dediğimiz işte bataryalar, hidrojen, metanol, amonyak vesaire gibisinden şeyler kullanılabilir. Nasıl yaparsın bunları da? Güneşten fazla elektrik üretirsin. Elektroliz yöntemiyle hidrojen elde edersin. Ama hidrojende bu sefer taşınma sorunları var. Hidrojeni nasıl taşıyacaksın, nasıl saklayacaksın? Belki işte karbon yakalama teknolojileriyle beraber hidrojenle karbondioksiti tekrar birleştirip metan elde etmek. Hani yeni yenilenebilir metan. Bunu bir döngü içerisinde tekrar yakalayıp tekrar hidrojenle karbondioksiti birleştirerek dönüştürmek gibi projeler çok konuşuluyor bu son zamanlarda. Bunlar yapılabilir ama bunların hepsi dediğim gibi yani daha kağıtta olan şeyler ve bu kağıtta olan şeyler yeteri kadar hızlı maalesef ilerlemiyor. Peki şöyle ideal bir gelecek düşünelim. Hani her şeyin mükemmel olmayacak hiçbir zaman hiçbir şey ama her şeyin enerji anlamında, enerji üretim teknolojilerinin doğru geliştiği ve enerji üretim yelpazesinin farklı kaynaklarla desteklendiği böyle güzel bir dünyaya doğru evrildiğimiz senaryo sizin için mesela nasıl bir senaryodur? 2070, 2080, 2100'de mesela olması gereken gideceğimiz yer, evrileceğimiz yer nasıl bir yer olabilir? Çok güzel bir soru bu. Ben kendi kafamda bulduğumu sana anlatırım. Yani ben olsam ne yapardım ama tabii bunu benim yapma şansım yok. Çünkü dünyada bir, her şey bizim kontrolümüzde değil. Birincisi tabii bazı gelişmeler var dünyada. Bu özellikle füzyon enerjisiyle ilgili gelişmeler var. Bu Çin'in yaptığı dünyada güneşi yaratmak projesi vesaire. Bu projeler devam ediyor. Henüz bir sonuç elde edilebilmiş durumda değil ama hani bunu şöyle anlatabiliriz belki, tehlikesi olmayan nükleer santral yapmak gibi düşünmek lazım. Büyük bir enerji sana verecek bunlar. Ama tabii şu anda yapılana bakarsan kapasitesine işte 500 megawatt dünyadaki enerjiye falan bakarsan hani o kaç yılda o kadar çok yapılır, geliştirilir vesaire, onun mühendisliğini nasıl yaparlar, bu kadar zaman süresi içinde bunlar yapılabilir mi? Çok böyle hani İnsanın aklına olası senaryolar gibi gelmiyor bunlar. Onun yerine nükleer enerji çözüm olarak gözüküyor. Tehlikesine rağmen çözüm olarak gözüküyor. Çünkü Fransa'da biliyorsunuz nükleer enerji santrallarının kapatılmaması, devam etmesi yönünde görüş bildiriyor. Nükleer enerji de temiz bir aslında. Yakıt tamamen temiz. Havaya veya atmosfere hiçbir zarar vermiyor. Ama onun yanı sıra tehlike riski var. Yani güvenlik riski var. İşte ben Çernobil'i biliyorum. Oralara gittim, gördüm. Felaket yerler. Yani hani o bölgeyi tamamen dünya yeryüzünden kaybettiğin gibi şeylerle karşı karşıya kalabiliyorsun. Hani o kadar çok santral yapıp hiçbirini patlatmadan idare edebilecek kadar iyi olabilirsek nükleer bir çözüm olabilir. En azından en akılcı çözümlerden bir tanesi gibi duruyor bu. Şimdilik bu baz yükü çok bak kömürün yerine gelebilecek bazı yükü karşılamak açısından. Evet. Ama onun da geliştirme süreleri yüksek. Yani 5 senede işte atıyorum bir 1000 megawatt, 2000 megawatt, 3000 megawatt santral yapıyorsun. Ya bugün başlasan bilmiyorum o kadar santralı ne kadar zamanda yerine koyup yapabilirsin. Ama asıl döngü benim kafamda mutlaka bir şey döngüsü. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen elde etmek gerekiyor benim düşünceme göre. Bu şart, yeşil hidrojen elde etmek gerekiyor. Fakat hidrojen tek başına çok zayıf bir depolama ünitesi. Bunu bir şeyle birleştirmen gerekiyor. Çünkü hidrojeni taşıman imkansız, kontrol etmen imkansız, daha uçucu vesaire, biraz ağırlaştırman gerekiyor. Bunun için de benim düşünceme göre havadan yakalanabilecek veya fosil yakıtlar kullanan santrallardan yakalanacak karbondioksitle hidrojeni birleştirerek tekrar bir metan döngüsü yapmak ve bu metanı tekrar kontrol edilebilir bir yakıt şeklinde tekrar yakmak. Daha sonra o yanan metandan yine çıkacak yakın olan karbondioksiti tekrar ayıklayıp hidrojenle birleştirip vesaire böyle bir döngü
bana en akılcı döngü geliyor. Diğer taraftan tabii başka döngüler de var. İşte biyometana ağırlık verilebilir. Biyometanda çok ciddi bir potansiyel var. Kontrol edilebilir bir yakıt sonuçta. Bitkiler depolanabilir. Çalmış. Evet, yani işte bu biyogaz dediğimiz atıklardan elde edilen, çöplerden elde edilen gaz miktarı. Bunun karbondioksit oranı çok yüksek. Metan oranı %60'lardı ama bu ayıklayarak karbondioksit içinden saf metan haline getirilip bunun da kullanılması mümkün. İyi de bir potansiyel var. Türkiye'de, Avrupa'da bu konuda çok büyük bir çalışma var. İnanılmaz derece Avrupa'da. Türkiye'de henüz biyometan tesisi yok ama Avrupa'da 800-900'ü geçti tesis sayısı. Dolayısıyla oraya müthiş bir yönelim var. Özellikle bu Rusya-Ukrayna krizinden sonra da tabii bu konu çok çok önem kazandı orada. Ona ben aslında geçmek istiyorum. Yani bu Rusya-Ukrayna savaşı enerji sektörünü neleri değiştiriyor? Özellikle Avrupa'da tabii ki belli bir okuduğum kadarıyla bir nükleeri bırakma arzusu varken şimdi o arzudan vazgeçiliyor gibi anladım. Evet, evet. Aynı şekilde bu sefer tabii ki yani Avrupa'nın asıl fosil yakıtlarla enerji temin ettiği yer Rusya olduğu için şimdi orada da musluklar biraz hafif kısılıyor gibi. Ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz bu savaşın orta, yani orta diyerekten 5 senelik mesela bir etkisi veya 5-10 sene vadede bir etkisi ne olacaktır? Ya bu savaş bir kere Avrupa'yı, yani tabii durumlara göre, Avrupa'nın davranışına göre çok değişir tabii nasıl olacağı, ama eğer Avrupa bugünkü tutumunu sürdürürse görünen Avrupa orta çağa döner. Yani bu biraz önce söylediğim 3 saatlik 4 saatlik elektriklerle 2026-27 yaşına yılına kadar yaşamak riskiyle karşı karşıya. Bunu önleme için mutlak surette bu Rusya ile bir şekilde şey yapmak zorundalar. Bunu tabii söylemek istemiyorlar. Aksine Rusya ambargo uygulamak vesaire diyorlar ama yani nasıl bu kadar net bir şeyi kendileri göremiyor. Görüyor da ya da öyle kabullenmek istemiyorlar. Onu bilmiyorum ama dünyada henüz Rusya'nın Avrupa'ya temin ettiği gazın yerine gelebilecek bir gaz miktarı ne üretiliyor ne de mevcut. Dolayısıyla bundan da vazgeçmen senin birebir de kolay değil. Sadece gaz da değil. İran var ama yetmiyor. Yok, İran'dan oraya gazın gelmesi mümkün çok değil. Gelmiyor yani İran'dan. Zaten İran'a ayrıca bir ambargo var. Oradan kimse gaz almıyor ama İran doğal gazının Avrupa'ya taşınması da hani bugün yarın için olabilecek bir şey değil. 2026-27 yılları arasında dünyadaki arz kaynakları, arz artacak. Muhtemelen Avrupa'da da talep düşecek. O zamana kadar, hani 26-27 senesine kadar, ondan sonra belki sıkıntı nispeten azalır. Ama o zamana kadar eğer bu tutumlarını sürdürürlerse hakikaten orta çağı yaşarlar. Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Avrupa'nın ilişkisi böyle ama bizim ilişkimiz nasıl? Biz gaz krizini orta çağda yaşar mı? Orta çağda döner miyiz? Bizim gaz kriziyle ilgili şu anda biz nötr pozisyonda kaldık ve Rusya'dan gazımızı almaya devam ediyoruz. Bizi etkileyecek konu burada Rus gazının Avrupa'ya gelmemesi nedeniyle artan LNG fiyatları, sıvı doğal gaz fiyatları olacak. Sıvı doğal gaz fiyatlarına inanılmaz büyük bir talep olacak ve fiyat çok artacak. Biz o fiyat ve Uzak Doğu'yla Avrupa arasında da savaşlar başlayacak. Yani o kargoyu kim alacak? Ben alayım, ben daha fazla veriyorum, ben alayım, sen daha fazla ver, ben alayım gibisinden. İşte oralarda biz sıvı doğalgaz bulabilir miyiz? Soru işareti. Çünkü hem fiyatı çok artacak, hem de bizim ihtiyacımız var olacak kışın. Çünkü kışın konut tüketimleri devreye giriyor. Mutlaka sıvı doğalgaz almanız gerekiyor ilave olarak. İşte oralarda biz ekonomik anlamda, yani finansal anlamda gaz bulmakta zorlanabiliriz. O da fiyat yüksekliğinden dolayı. Biz hep arz tarafını konuşuyoruz ama aslında talep tarafını belki talep sizin tarafı dediğiniz gibi yönetmek asıl bizim derdimiz olmalı. Hep şu an iklim krizi etrafında konuşurken işte yenilenebilir enerji vesaire, hep biz arzı nasıl şey yaparız, daha işte az karbon salınımını daha verimli hale getiririz. Ya aslında güzel bir örnek bu Covid aslında, yani bu yaşadığımız Covid krizi talep tarafında daralmayı sadece seyahat anlamında yapmadı, açık konuşmak gerekirse. Şöyle düşün, eğer o kadar çok fiziki görüşmeyi, yani Covid zamanında hiç Covid'i yaşamasaydık ve o görüşmeler hepimiz devam edecekti. İşte gömlekler giyilecekti, kravatlar, işte ceketler, kadınlar makyaj malzemeleri vesaire falan. Ama
Mesela Covid'den beri ben pantolon almadım mesela. Çünkü bir sürü şeye, meeting'e katılıyorsun ama üstüm var, altıma gerek yok yani. Hani üst giyim satıyor. Yani pijama. Pijama ile devam edebiliyorsun veya üstte hep aynı şeyi giysen de fiziki olarak kimseyle karşı karşıya kalmıyorsun. Bir kere tüketim alışkanlıklarımızın bile bence azalmasına ciddi anlamda katkı sağladığını söyleyebilirim yani. Bir tişörtün su ayak izi bugün 1400-1500 aynen, litre. Aynen. Ya da pantolon. Aynen. Doğru. Peki, teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten teşekkür ederiz. Bizi hem ağırladınız hem buluttan sohbetlere böyle profesyonel bir isimin ve çok önemli olan konulara bakışını verdiniz. Tecrübelerinizi paylaştınız. Ben teşekkür ederim. Valla çok önemli bir konuda çalışıyorsunuz. Yani iyi bir şey yapıyorsunuz. Gençsiniz de zaten, o çok iyi bir şey. Başarılar diliyorum. Bu konulara eğilen insanları görmek beni çok mutlu ediyor bu arada. Onu da ilave edeyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.